Nesine TV'de basketbol özel programından herkese merhaba. Kaptan İbrahim Kutluay ile birlikte bugün gündemimiz milli takım. Kaptan, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. İyi geçer diye umduğumuz 3 maç iyi de geçti. Nasıl buldun takımı? Önce oradan başlayalım. Sonuçlar açısından baktığımızda üçünde de beklenildiği gibi 3 galibiyetle tamamladık grubu. Ama hani bu maçlarda galibiyet ...den çok bence takımın içindeki o enerjiyi, seyirciye vermiş olduğu o iletişimi, doğru iletişimi, savaşma arzusunu, isteği bence ön plana çıkarmaları daha olumluydu. Zaten İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna bizim ayarımızda takımlar değiller. Yani tam kadro gelse bile birçoğu aramızda çok kalite farkı var. Zaten bizim ülke olarak olmamız gereken yer burası değil. Maalesef bu gibi maçları oynamak bile bana hani izlemesi bile zor geliyor ama düştüğümüz durumdan dolayı mecburuz buna ve bunu bir bahane olarak görmeyip olabildiğince iyi basketbol oynayıp kayıpsız geçmemiz lazım. Çocuklar öyle de yaptılar. Yani ilk iki maç tabii daha farklıydı. Ukrayna maçı biraz daha hani yakın geçmesine rağmen yine maçın ikinci yarısından itibaren, hatta ikinci çeyreğin sonundan itibaren o coşkuyu ön plana koyduk. Ve bana göre hani kazanmak kadar bu içimizdeki basketbol aşkını veya oynama isteğini, takımlarında az süre alan oyuncuların isteme arzusu, oynama arzuları daha olumluydu. Tabii ki ön plana çıkan oyuncumuz beklenildiği gibi Alperen oldu. O oyuncuları tek tek geleceğim aslında. Birkaç oyuncuyu özellikle soracağım ama. Özellikle vurguladığın, o şimdi takımda böyle bir coşku ihtiyacımız vardı galiba. Yani evet, rakiplere bakmaksızın. Şimdi taraftarın da çok hoşuna giden aslında bir görüntü çıktı ortaya. Çünkü rakibe bakmaksızın takım mücadele ediyor, koşuyor. Hücumda akıcı bir hücum izledik. Yani 96 sayı ortalamamız var, evet. Belki çok güçlüyüz ama 96 sayı ortalaması da 3 maçta göze çok hoş geldi. Şimdi ya sayı ortalamalarına aldanmamak lazım. Çünkü oynadığımız rakipler rakip değil. Yani sonuçta bugün bizim birinci yani Süper Lig'deki birçok takım bu mini takımlardan çok daha iyi kadrolara sahip. Yani o yüzden o sayı ortalamalarından çok bence oynadığımız basketbol tarzına odaklanmamız gerekiyor. Biz nerede güçlüyüz? Biz ön alanda baskı yapıp rakibin gardıyla da başlayan top baskı yapıp caydırıcı bir savunmayla zaten pot altındaki üstünlüğümüzü de birleştirdiğimiz zaman işte Alperen, Ömer Faruk, Sertaç, Ercan bu dörtlüğün savunmadaki etkinliğine birleştiği zaman ön alan baskısı bu sefer caydırıcı oluyoruz ve topu çemberimize çok fazla yaklaştırmıyoruz. Zaten maçların birçoğunda böyle kazandık. Hatta hepsini böyle kazandık. Evet. Ukrayna bakma maçın başında çok üçlük soktular. Öyle kafa kafaya maç gitti. Gerek İzlanda gerek Bulgaristan maçlarında çembere yaklaştırmadık. Hep zor dış atışlara yönlendirdik. Bu sayede de aldığımız reboundlarla akıcı ve kolay basketler bulduk. Akıcı bir basketbolla. Bizim oynamamız gereken bu. Çünkü zaten bizim zaaflarımız belli. Yani oyun kurucu sıkıntımız var. Oyun kurucudan yaratıcılık sıkıntımız var. Yani Kenan iyi niyetle oynamasına rağmen yaratıcı bir oyuncu değil. Gerçi son iki maçı mesela Ukrayna maçına 7, bir önceki maçta 6 asisti var ki şut tehdidi dışında, yani şutu, dış şutu fazla kullanmaması dışında aslında çok da iyi iş çıkarttı diyebiliriz. Yani seviye açısından bu seviyedeki istatistikler yaratıcı olabiliyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, özgüven daha güçlü takımlara yani, karşı. Yani bakarsan evet çok iyi oynamışlar. 18 sayı 7 asist veya işte 28 sayı 10 rebound. Bunlar güzel istatistikler de oynadığımız rakiplere baktığın zaman hani benim için çok fazla istatistik değeri yok bu maç için. Ama oynadığımız basketbol tarzına baktığın zaman işte bu tarz basketbolda yaratıcılığı işte Alperen dışında bizim 5'e 5 oyunda çok fazla yaratıcı oyuncumuz da yok. Hı hı. Ama topu Alperen'e verdiğin zaman bambaşka bir etki yaratıyor. Yani gerek coast-to-coast gidişlerinde, gerek sıkıştığın zaman low posta, gerek high posta oynadığı birebirlerde
Yani bu rakiplere karşı büyük üstünlük kuruyor. Ve hazır da gelmiş Alperen. Yani uzun zamandır herhalde milli takımda NBA'den gelen oyuncular içinde bu kadar en fazla dominant oynayan oyuncu diyebilirim. Bu oyuncuların başında yani bence. Bunu devam ettirirse bizim açımızdan oyun şekillenme, oyun planlamamız da daha fazla değişebilir. Yani guard'tan, forvet'ten bulamadığımız o birebir yaratıcılığı Alperen sayesinde yaratıp gerek Alperen'in dominantlığını gerekse dış oyuncular yardım geldiği zamanki doğru konumlanmasıyla boşluklar bulabiliriz. Dolayısıyla bu üç maçta yani Alperen üzerinden oynadığımız her oyunda aşağı yukarı bir şey yarattık. Evet tabii ki yani hiçbir oyuncu %100 oynayamaz, hataları da olmuştur ama genelde Ergin Ataman oyun kurgusunu buraya doğru çevirmiş durumda. Yani kolay mı? Değil. Yani şimdi yıllarca hani guard'tan yaratmaya alışmış bir takım bir anda 5'e 5 oyun içerisinde uzundan yaratma durumuna geçmek belli bir zaman isteyen bir durum. Böyle takımlarla oynamamız aslında bu süreçte, bu geçiş sürecinde bir avantaj. Avantajlı. Peki mesela ilk maçı düşünüyorum. Şimdi nispeten işte İzlanda kolay bir rakip ama maçın başında şut tehdidimiz çok fazla olmadığı için rakip gömüldüğü zaman orada da sıkıntı yaşadık. Yaşamadık değil. Çünkü tamamen içeri kapandılar. Orada işte Ercan kenardan gelip iki tane işte üçlük attı. İşte Okben geldi. Muz biraz şey yaptı ve oyunu açabildik. Daha güçlü takımlara karşı dış şut sıkıntısı yaşar mıyız? Ya daha güçlü takımlara karşı şu anda herhalde bu grup içerisinde daha güçlü diyebileceğim her ne kadar yine de bizim seviyemizde olduğunu düşünmemekle birlikte Hırvatistan zaten tek takım. Onlar da iyi kadro yani, geldi ama. İyi kadro ama baktığın zaman yıllardan beri onların da üzerinde üzerlerine yapışan bir yumuşak takım, kazanma alışkanlığı olmayan takım kimliğiyle yine buradalar. Onlar da bunu yırtmaya çalışıyorlar. Yani 3 tane temel oyuncusu var. Hezonya, Dario Saric ve Zubac. Bir de yani, Devşirmeleri var. Yani bu üç oyuncu da Avrupa basketbolun üst düzey oyuncuları mı? Okey, iki tanesi NBA'de oynuyor. Ama iyi de sezon geçirdiler. Ama bizim elimizdeki oyuncular daha kaliteli. Takım geneline bakarsan. Ve bizim kendi sahamızda oynama alışkanlığı, oynama avantajımız artı bizim daha agresif, daha sert bir takım olduğumuzu düşünürsek olası bir yani büyük ihtimalle falan oynayacağımız Hırvatistan'a karşı ben ciddi avantajımız olduğunu düşünüyorum. Senin bahsettiğin konuda sadece dış olarak bakmamak lazım. Şimdi bizim bu tarz maçlarda Alperen dışında yaratıcı oyuncu bulmamız lazım. Furkan yani, aslında bu görev için çok önemli. Furkan istekli. Yani en büyük avantajı bu. Kolay değil. İki sene maç oynamadı. Az maç oynadı. Yani 1,5 senedir çok fazla oynamıyor. Sakatlığı yüzünden de güvenini kaybetmiş durumda. Son dönemde iyi çalışıyor. İstekli olması da güzel. Mutlaka bir yerde ritmini bulacaktır. Yani çünkü bazı atışları var ki soktuğu atışlar ama ritminde değil. Dolayısıyla onları bazen erken atıyor, bazen el üstü atıyor ama buna da Furkan'a izin vermek lazım bir şekilde forma girmesi aynen, için. Kendini bulması lazım. Ama işte Onur Alp'ten zaman zaman Okben'den daha yaratıcı. Okben'den biraz daha bulabilir miyiz? Sonuçta bizim dış oyuncuda yaratıcı bir oyuncu bulmamız lazım. Özellikle Hırvatistan maçı için. Yani onlar da mutlaka Alperen'e önlem alacaklardır. Guard rotasyonundan veya forvetten bizim yaratıcı oyuncu bulamazsak işte o dediğin gibi şut sıkıntımız da ortaya çıkıyor. Yani çünkü delemediğin zaman, çembere gidemediğin oyun zaman bu sefer oyun tıkanıyor. Zaten bizim yani bu takım içerisinde çok net şutör diyebileceğin bir oyuncumuz yok ki. Evet. Yani işte Furkan en iyisi Furkan. Sakatlıktan yeni geldi. Şu anda tam ritimle değil. Onun dışında Şeymuz şütör bir oyuncu değil. Onur Alp öyle çok şütör bir oyuncu değil. Aynen. İlk özelliği şütör değil. İlk özelliği şütör oyuncular değil. Yani bir Okben için son maçı çok yani yüzdeli attı. Yüzdeli atması şütör olması anlamına gelmiyor. Yani en azından bu turnuvayı iyi geçiyor şu anda. Sezonlara bakarsan şütör olmadığı bir gerçek. Yani çok istikrarsızlar çünkü. Dolayısıyla
Bu olmadığı için başka şekilde yaratmamız gerekiyor. Daha dikine çembere gitmemiz gerekiyor. Daha agresif oynamamız gerekiyor hücumda ki en azından hani zaten şutör olmayan bir takımız. En azından el üstü değil de boş şut atalım ki savunmanın biraz dengesini daha yüzdeli sokma şansımız olsun. Peki uzunları konuşuyoruz ama başta da söyledin. Kısalarda Şeyh Uzun, mesela Gart işte Larkin gelmedi, Wilbekin gelmedi. Böyle bir panik olmuştuk ama Kenan'ın, Şeyh Uzun, işte Berk'in sakatlıktan yeni çıkmış olmasına rağmen iyi oyununu izledik. Bu devam edecek mi sence? Ya şimdi bu saydığın oyuncular zaten hani Şeyh'imiz Euroleague'de oynuyor. Berk Tofaş'la süre aslında alıyor. Aslında Euroleague'de çok oynatılmadığı için de sezon boyunca eleştirmiştik. Ya bir önceki sezon oynadı ama tabii o Şeyh'imiz de şimdi tam ne yaptığı belli olan bir oyuncu değil. Yani evet belli yaptığı şeyler var ama en iyi ne yapıyor diyorsan işte atlet topa baskı yapıyor diyebiliyorsun ama hücumda çok öyle ekstra yaptığı bir şeyler yok. Bunun için işte bu maçlar önemli kendini geliştirmesi için. Ama yani agresif olmak bir kere burada önemli. Özellikle kendi evinde oynarken bir kere çok o rakibi rahatsız edecek seviyede agresif oynaman lazım. Hem hücumda hem savunmada. O yüzden de şeyimiz zorladığımız dönemler topa baskı yapması çok önemli. Evet Berk ve Kenan şu anda iyi oynuyorlar ama bu seviyede zaten kötü oynamalarını ben beklemiyordum. Seviye biraz yükseldikçe, sertlik seviyesi, kalite seviyesi yükseldikçe o zaman daha doğru değerlendirebiliriz. Yani gerek Bulgaristan gerek İzlanda'da yani bu seviyenin oyuncuları yok karşı tarafta. Gerçi geçmişte elemelerde zaman zaman yenildiğimiz takımlar ama şimdiki kadro galiba... O zaman işte o zaman da yani vay halimizeydi zaten. Aynen. Yani o zaman zaten çok feci günler geçirmiştik. O yüzden buradayız zaten. Değil mi? Bu, o yüzden önemli bu arada şu anda. Peki Hırvatistan maçına dönmek istiyorum tekrardan. Aslında evet önümüzde bir maç daha var. Henüz rakibimiz yayını yaptığımız sürede belli değil. Kimle eşleşeceğimiz yarı finalde ama hani sanki görüntü biz pazar günü Hırvatistan'la final maçına çıkacağız. Hırvatistan evet 4 oyuncu dedik ama onlara karşı neyi iyi yapmamız lazım? Ya bir kere onlara karşı mutlak ve mutlak sert oynamamız lazım. Artık ya topa baskı şart. Bizim boyalı bölgedeki uzun rotasyondaki rotasyonumuz daha geniş ve daha sert, daha atletiz onlara karşı. Zaten onların yıllardır en büyük sıkıntısı yumuşak olmaları. Evet bir yetenekleri var, çok yani teknikleri yüksek oyuncuları var ama kazanma konusunda veya maç içerisindeki iniş çıkışlar konusunda çok istikrarsızlar. Biz bu konuda eğer maçın başından 40. dakikaya kadar, son düdüğe kadar sertlik seviyemizi en yükseğe çekip tribünle bütünleşip agresif olursak o zaman bence kazanmaya çok daha yakın oluruz. Onların oynamak istedikleri basketboldan çok bizim onlara dikte edeceğimiz avantajlı olduğumuz noktaları onlara her an hissettirmemiz lazım. Bu açıdan da Alperen'in ben onlar tarafından matchup'ın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Alperen Zubac tutarsa çabukluk avantajını kullanacaktır. Farklı bir oyuncu da savunurlarsa gücünü kullanacaktır. Burada bizim işte bir iki tane dış oyuncu maçın içerisinde dış oyuncudan verim almamız lazım. Yani bu birinci olarak ilk opsiyonumuz tabii ki Furkan. Onur Alp. Kenardan gelecek oyuncular çok etkili olacaktır mutlaka. Yani etkili olmalıdır. Eğer bir iki tane dış oyuncudan katkı alırsak ben maçı rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Burada tabii Alperen'in boyalı alandaki o yeteneğini konuşuyoruz ama Ömer Faruk'un da inanılmaz bir rebound çubuğu var ki hani hem savunma kısmında çok iyi iş çıkartıyor hem rebound konusunda çok iyi iş çıkartıyor. Ömer Faruk'tan bu maçta neler görebiliriz? Şimdi tabii ki Alperen'i konuşuyoruz çünkü yani en dominant oynayan oyuncumuz, en yaratıcı oyuncumuz ama
ta ilk maç İtalya maçından beri Ömer Faruk'un da istikrarlı performansını belirtmemiz gerekiyor. Hem aldığı reboundlar hem caydırıcılığı bu anlamda çok önemli. Zaten ki iki uzunlu sistemde de Alperen de zaten iyi oynamasındaki faktörlerden bir tanesi Ömer Faruk'un bu kadar savunmada özellikle etkili olması. O Türkan o savunmasını en iyi yapan oyuncu şu anda. Dolayısıyla hücumlar onu çok rahatlatıyor. Beraber de iyi bir ikili oldular aslında. Ama tabii bu maçta bu farklılık gösterebilir. Belki bazen bizim dışarıdan oyunu açmak için 3-4-4 numarayla oynamamız gerekebilir. O bakımdan yani ama Ömer Faruk'un bence şu ana kadar göstermiş olduğu performans hakikaten başarılı. EuroLeague şampiyonu olmuş bir Hezonya ki bu arada iyi oynuyor. Hezonya savunmasını sence kimde yapacağız? Çünkü şimdi bizim Alperen'e karşı düşündüğümüzü muhtemelen Hırvatlar da düşünüyor. Şimdi Hezonya'yı uzun da tutmaya çalışırsan çabuk kalacak. Aynı boyda tutmaya çalışırsak güçlü kalacak. Evet ama bizim Hezonya'yla mücadele edecek oyuncularımız bana göre var ya. Yani Şehmuz mesela. Hani Gaz savunuyor ama Şehmuz savunabilir Hezonya'yı. Yani çok kısa değil ona göre. Hı hı. Bir de Ergün Hoca bir sanırım Polonya hazırlık maçını 3 uzundu. Yani Yiğitcan'ı 3'e çekip bir düzen kurmuştu. Olabilir. Belki onu tekrar koyacak. Olabilir yani. Evet Hezonya iyi bir oyuncu. Ama o da mesela sertlik gördüğü zaman geri adım atan bir oyuncu. Yani şut tercihlerinde hemen değişkenlikler gösterebiliyor. Biraz agresif olduğun zaman, biraz onun aklına girdiğin zaman, biraz psikolojik olarak zorladığın zaman bir anda onda da bir nokta var. O bir atıyor, takımı da darmadağın ediyor kendine ettiği gibi. Atmasa da zaten takımı EuroLeague şampiyonu yapabiliyor. Evet yani sonuçta işte bu biraz kumar. Yani o gün ne olacağını bilemiyorsun Hezonya'nın. O yüzden şu avantajımızı kullanmamız lazım. Bizim her zaman rakibi zorlayıcı, onları psikolojik anlamda yıpratıcı her türlü hamle yapmamız lazım. Ancak bu şekilde avantajlı duruma gelebiliriz. Çünkü yeteneklerin çarpıştığı bir maçta onların da kazanma şansı bizim olduğumuz kadar ön plana çıkabilir. Ama biz ne zaman kendimizi onlara karşı hissettirdiğimiz, agresif o topa baskı yaptığımız, zor top aldırdığımız, içeride kolay basket vermediğimiz, fast break yemediğimiz durumlarda bizim onlara karşı büyük avantajımız var. Ama yine söylüyorum, en az iki tane dış oyuncudan verim almamız gerekiyor. Yani bu, evet Kenan'da Berk, Muzgard rotasyonda iyi mücadele ediyorlar ama bizim forvetten skor almamız lazım. Veya skorun haricinde de bu takım içerisinde sorumluluk alması gereken oyuncuların Hırvatistan maçında mutlaka elini taşın altına koymaları gerekiyor. Tabii ki şu hatırlatmayı da yapalım. Cuma günü önce İsveç ya da Hollanda ile oynayacağız. İnşallah bir aksilik olmaz diye düşünüyoruz. Ve yok ya, olacağını sanmıyorum. Yani bu takım böyle bir şey onu geçer artık diyoruz. Güzel bir takım oldu diye düşünüyorum ben de. Peki inşallah hani Hırvatistan'ı da geçtik. Elemeye kaldık. Gelecek seneki elemeye. Sence bu 12 dev adım üzerindeki yıllarca böyle bir kara bulut dolaşıyordu. Biraz onu dağıtmış olur muyuz psikolojik olarak en azından? Bu elemeye geçersek. Evet. Yani kamuoyunda en azından böyle hani tekrar bir umut yeşermeyecek mi? Ki ben bu takımın ileride madalya alabileceğini düşünüyorum. Adım adım gitmek lazım. Ve işte sıkıntımız şu. Biz çok basit turnuvaları çok büyütüyoruz. Ve büyüttükten sonra büyük beklentiler içerisine sokup ondan sonra normal bir sonuçta da bu çocukları vatan aynı konuma sokuyoruz. Yani bunların bir arası olması lazım. Yani şimdi bu turnuvayı geçtik diye büyük metiyeler etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü sonuçta zaten olmamamız gereken bir yerdeyiz. Buradan çıkmak da bir Hırvatistan maçı. Yani bunu temizlemek zaten bu oyuncuların görevi. Evet belki bu oyuncular yapmadı bunu. Hı-hı. Belki daha önceki oyuncular da vardı buna sebep olan. Ama bu oyuncular bunu temizlemek zorundalar. Yani o yüzden Hırvatistan'ı yendik, işte finali kazandık falan filan diye büyütürsek o zaman insanlardaki beklentiler farklılaşıyor. Yani bundan sonra bir eleme daha oynayacağız. Olimpiyata gitmek zaten bizim için çok büyük zor ama büyük de başarı olarak göstermemiz lazım. Biz zaten bu takımın iyi bir kadro.
Bir sürü oyuncumuz işte birkaç tane oyuncumuz NBA'de oynuyor. Yani işte devşirmeler geldi gelmedi. Gelseydi şöyleydi, gelmeseydi böyleydi ama yani sonuçta bu kadro şu anda buradan bu finali kazanabilecek bir kadro. Kazanmalıdır da zaten. Ya burayı evet bence de inşallah sonra, geçeceğiz. Ondan sonra bakacağız. Yani seneye daha net bakarız. O zaman işte Cedi katılacak. Değişimler inşallah şey olursa. Onu şimdi ayrıca soracağım. Yani çünkü Cedi katılsın çok çok önemli bizim için. Cedi'nin de katılması bence bu takım gerçekten ileriki turnuvalarda inşallah senin dediğin gibi adım adım gidersek madalya alabilecek potansiyele sahip bir ekip. Yani gerçekten evet, çok güçlü. Evet. Ama bu potansiyeli ne kadar yansıtabileceğiz, ne kadar kullanabileceğiz bunu hep birlikte göreceğiz. Geçtiğimiz haftaki programda devşirmeyi konuşurken güzel bir soru sormuştun. Devşirmelerde ne yaptık ki? Şimdi baktım, devşirmelerde bir kez 8 yapmışız turnuvada. Çeyrek final oynamışız. O da Emir Prazic. Onun dışında devşirmelerde biz 8'i bile görmemişiz. Şimdi bu takımın bu yapısını da görünce acaba devşirme olayını baştan bir düşünmek gerekiyor mu? Sanki takım daha böyle şey, kenetlenmiş gözüküyor. Yani şimdi devşirmeyi yapma amacın bir kere ne? Devşirmeyi hani ülke olarak zayıf olduğun bir noktaya hedefine seni daha kolay ulaştırsın diye bir ekleme yapıyorsun. Ama bunun da bir standart olması lazım. Yani gelip de ülkende bir sene oynamış, iki sene oynamış bir oyuncuyu başarıya ulaşmak için devşirdiğin zaman o zaman bu benim içime sinmiyor. Ama örneğin gelmiş bizim ülkemize bir 7-8 sene oynamış, başarılar elde etmiş ve sevilmiş bir kişiyi devşirme yapmak hem takım açısından hem de insanların sindirmesi açısından daha doğru diye düşünüyorum. Şimdi biz Wilbeck'ini yaptık Emir'den sonra. Bobby Dixon vardı. Bobby Dixon bu konuda biraz daha tabii insanların kabulleneceği tarzda bir devşirmeydi. Şimdi Wilbeck'in geldi, Wilbeck'ini yaptık. Bence Wilbeck'in bu takımın kimyasına biraz daha oturan tarzda yani bu savaşçı, mücadeleci, savunmayı seven agresif takıma iyi bir devşirmeydi. Ama çocuk sen devşirme yaptın, pasaport verdin, aradan 3 ay geçti, 5 ay geçti. Yok biz seni beğenmedik, Larkin'i yapıyoruz dedi. Ya beğenmedikten ziyade aslında o Larkin rüzgarını biraz kullandı. Ama şimdi tamam Larkin rüzgarını kullandım, her neyse. Ama şimdi Wilbeck'in tarafından baktığın zaman da bu rencide inecek bir durumu değil mi? Evet. Şimdi sezon sonuna geldin, Larkin ben sakatım dedi, Wilbeck'in hadi gel diyorsun. Şimdi burada iki oyuncunun durumlarını da ayırmak lazım. Şimdi Wilbeck'in aslında Sırbistan maçına gitti. Larkin sakatken hadi gel dediniz. Ona gitti. Gitti ama sonuçta sen yedekte bekleyen bir devşirmesin. Her çağrılığında psikolojik olarak uçlukta ben gelmiyorum bu sefer diyebilir yani. Ben sakatın bahanesi yapabilir. Yapmamalıdır. Ha, yapma. Yani. Şuna geçen hafta zaten bu çok açık. Bu çok açık bana olmuş. Göre son derece yanlış. Ve eğer bu devşirmeleri biz Türk yaptıysak ve bundan dolayı bir avantaj verdiysek bunlara gelmedikleri takdirde bunu sorgulamamız lazım. Burada bir yaptırım uygulamamız lazım. Ben psikolojik olarak değerlendiriyorum şu anda olayı. Geçen hafta söylediğimin arkasındayım zaten. Evet. Her iki oyuncu da hatalı ve getiremiyorsa federasyon bunları o zaman başka önlemler almak durumunda. Belki de devşirmeyi sorgulamak durumunda. Senin başına dediğin gibi. Ama Wilbeck'in psikolojik açıdan da bir haklılık payı var diyorsun. Yani haklılık payı var. Hani ben şey miyim? Hani burada yedekte bekleyen, geldiğince gelen bir oyuncu değilim sonuçta. Yani ben bu takımda devşirmeydim, oynuyordum. Siz başkasını getirdiniz. Sakatlandı, gittim. Şimdi gelmiyor, tekrar birini çağırıyorsunuz. Benim de dinlenmeye hakkım var. En azından böyle düşünmekte bir haklılık payı var. Bu devşirme olayını zaten şu maçlar bittikten sonra, herkes maçlar bittikten sonra yattı. Çünkü işte federasyon başkanımız dedi ki maçlar bitince açıklama yapacağım dedi. Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. Maçlar bitince daha detaylı açıklayacağım dedi. Ne konuşacaklar maçlar bittikten sonra? Bilmiyorum. Yani bir sırasını geçtikten sonra ya belki ne giyecekler? Cezalar geçemedikten geçmez. Sonra ceza versen olur vermesen olur. Ben Olimpiyat'a gidemezsem eğer. Geçmiş olsun. Ceza versen olur abi. Ya da açıklasa ne olacak ki yani? Statüsünü tekrar gözden geçireceğiz. Belki böyle hani
yıldız bir devşirme yerine Emir Piradiç gibi biraz daha takımın içine rolü olabilecek bir oyuncu devşirecek. Bilmiyorum hani bunu ileride konuşuruz ama bakalım 20'sinden sonra ne konuşacağız. Biz de zaten daha sonra programda bunu değerlendiririz. Bence ne konuşsak boş. O anda konuşuyorsam bir etkisi oluyor. İş işten geçtikten sonra. Çünkü benim hedefim 20'sinde bu turu geçmek. Finali kazanmak. Yani gelmedikten sonra oyuncular ceza versen ne olur? Yani vermediler de yani milli takıma yarayan bir şey değil ki bu. Amaç milli takımın faydasına değil mi? Evet. Şu anda milli takımın faydasına bir durum yok. Bu çocuklar canla başla mücadele ediyorlar. Ellerinden geldiğince de final maçına kadar mücadele edip final maçında kazanırlarsa bunların başarısı olacak. Ama dediğim gibi şu Hırvatistan maçına da inşallah aynı görüntüyü görebilirsek yani bu maçlardaki bence havayı görürüz ya. O zaman şey gerçekten hani acaba devşirmesiz biz kaybedeceksek de kendi çocuklarımıza kaybedelim fikri daha ağır mı basacak diye merak ediyorum. İşte bunun için de onun altını da doldurmak lazım. Şimdi devşirmesiz gidelim diyoruz. İşte ama baktığın zaman ülkede bana bir tane guard sayabilir misin? Yani Wilbeck'in ya da Larkin'in potansiyellerini söylemiyorum. Hı-hı. Yani milli takımda ana rotasyonda rakip takımlara baktığın zaman ezilmeyecek, başa baş oynayabilecek, kulübünde de dominant oynayan bir tane guard söyleyebilir misin bana? Yok. Yani yok. En iyi guardımız Kenan geçtiğimiz sene. Yani Pınar ne kadar o seviyede sana fayda sağlayabilir? Valla işte Kenan, soru işareti. Kenan Doğuş guard var sakatlamalı. Doğuş da guard değil. Evet asıl tam bir tek Berk orada bir kere guard. Yani o da yani belli dezavantajları var. Hani bu seviyede hiç oynamamış. Yani sonuçta bir tane oyuncumuz yok bizim. Ama şunun da bir avantajını sanki yaşadık. Yani bu en azından bir tane yabancı azaldıktan sonra bizim oyuncularımızın biraz daha fazla süre alıyor olması maçlarda. Sanki yansıyor. Yani Onur Alp sahaya girdiğinde ki şimdi yeni NBA oyuncumuz. Hani Bursa'da gösterdiği performansını çok net hissediyoruz. Veya işte Kenan'ın bu sene Karşıyaka'da oynadığı sürelerin hakkını vermeye başladığını görebiliyoruz. Okben keza kritik anlarda girip o şutları sokmak da bir önemli. Şeymuz inşallah daha fazla oynarsa gelecek senelerde daha fazla olacak. Sanki bu 5 yabancı sistem en azından biraz bizim oyuncularımıza yaradı. Ya zaten oynamalılar. Yani oynamadan istediğin kadar yetenekli ol. Oynamalılar. Çünkü oynadıkları zaman kendini geliştirebiliyorlar. Daha doğrusu oynamak da aslında yetmiyor. Sorumluluk alarak oynamak atmak, önemli. Yani sorumluluk top almak. Yani takımda bir rolünün olması lazım. Yani maçın sonunda topun sana verilmesi. Gerekiyorsa yani tabii ki her genç oyuncu diye her topu o atacak diye her son topu o atacak diye bir kaydı yok ama oyun ne gerektiriyorsa bazen maçın içerisinde bazen maçın sonunda bazen farklı şekilde bazen savunmada bazen hücumda ama takımda ana rolde oynayabiliyorsa bu oyuncu kendini geliştirir ama oynattım ben seni ama blok dakikalar 3 dakika soktum 5 dakika çıkardım 4 dakika soktum bu değil yani düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde oynamaları lazım ki kendini geliştirebilsinler. İnşallah diyelim. İnşallah. Kaptan, pazar günü finalden sonra inşallah finalde kazanırız. Elemelere kalırız. Ön elemeye geçeriz. Tekrar haftaya milli takımı uzun uzadıya konuşmak gerekecek. Muhtemelen açıklamalar yapılacak. Onları da değerlendir seninle. Tamam. Şimdilik 12 dev adamımıza bol şans dileyelim Hırvatistan karşısında. Sizlere de iyi bir hafta dileyelim. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler.